Müşriğin gıybeti yapılır mı? Demiş kardeşimiz. Tabi soruda şunu da belirtmiş. Gıybet ayet ve hadislerinde kardeşlik ifadesi var. Müşrikler de bizim kardeşimiz olmadığından dolayı müşriklerin gıybeti yapılır mı? Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle gıybeti haram kılarken bunun illetini biliyoruz. Yani niçin gıybetin haram olduğunun illetini biliyoruz. Gıybetin haram olmasının illeti nedir? Peygamberimizin veda hutbesinde söylediği ve Müslümanlar için evrensel bir ilke olan kaidedir. İnne dimâekum ve emvâlekum ve a'râdakum haramun aleykum keyevmikum hâzâ fî beledikum hâzâ fî şehrikum hâzâ. Sizin kanlarınız, mallarınız ve namuslarınız sizin için birbirinize haramdır. Şu gününüzün haram olduğu, şu beldenizin haram olduğu, şu ayınızın haram olduğu gibi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman birbirinin onurunu, haysiyetini korumakla mükelleftir. Allah bize birbirimizin onurunu haram kılmıştır. Gıybet, dalga geçmek, kaş göz işareti yapmak, bunlar da Müslümanların birbirinin şahsiyetini korumasına münafi olduğundan dolayı bunlar da haram kılınmıştır. Çok güzel. Demek ki gıybet haram, illetini de biliyoruz. Dalga geçmek haram, illetini de biliyoruz. Peki müşrikler madem bizim kardeşimiz değiller, madem müşriklerle aramızda böyle bir hukuk söz konusu değil, o zaman biz onların gıybetini yapabilir miyiz? Hayır. Çünkü İslam hukukunda haramlar iki kısma ayrılır. Bir haramun lizatihi vardır. Allah Azze ve Celle'nin zatından dolayı haram kıldığı şeyler vardır. Ne gibi? Müslümanın gıybetini yapmanın haram olması. Bir de haramun ligayrihi vardır. Aslında haram değildir. Fakat seni haram olan bir şeye götürdüğünden dolayı şari'in haram kıldığı şeylerdendir. Mesela ne gibi kardeşlerim? Kadına bakmak gibi. Kadına bakmak zina mıdır normalde? Yani kadına baktın diye zina yapmış oluyor musun? Kimsenin namusunu çiğnemiş oluyor musun? Hayır. Ama bakış insanın netice itibariyle zinaya götüren adımlardan bir adım olduğu için kötülüklerin önünü kapatmak sedd-ü zeri'a babından İslam şeriatı bir erkeğin bir kadına bakmasını haram kılmıştır. Müşriklerin gıybetini yapmak, insanın dilini gıybete alıştıracağı, insanı gıybet ehli kılacağı, davet yaptığı toplumda insanın güvenilirliğini ortadan kaldıracağı için Müslümanların müşriklerin gıybetini yapması doğru değildir. Bu bir ahlaki problemdir. Yani sen esnafsın, yan tarafındaki esnafın gıybetini yapıyorsun. Adam da bunu duydu, sonra gittin adamı İslam'a davet ettin. Bu adam Müslüman olur mu? Olmaz. Niye? Senin ahlaksızlığından dolayı. Adam diyecek kadın gibi, kötü kadınlar gibi. Çünkü Müslüman kadınlar da şey yapmaz. Belki böyle söylemeyelim. Bu ifade kökünden yanlış bir ifade. Kötü insanlar gibi oturup gıybetimi yapıyorsun. Ondan sonra da gelmişsin bana ahlaktan, İslam'dan, Müslümanlıktan bahsediyorsun dese adam %100 haklıdır. Senin söyleyeceğin hiçbir şey yoktur. Evet. Müşriklerin gıybeti yapılırken Müslümanların gıybetindeki illet yoktur. Fakat başka bir illet vardır. O da nedir? Müslümanın ahlaksızlaşması, gıybete alışması ve güvenilirliğini yitirmesidir. Bundan dolayı Müslüman, müşrik de olsa hiç kimsenin gıybetini yapmamalıdır. Bir de tabii hani soru tam faide kemale ersin diye söyleyelim. Bir de sureten gıybet gibi görünen ama gıybet olmayan şeyler vardır. Bu Müslüman için de yapılabilir. Müşrik için de yapılabilir. Ne gibi? Mesela Fatimete binti Kays evleneceği zaman Allah Resulüne geldi, dedi ki ey Allah'ın Resulü, beni Muaviye istiyor evlenmek için, beni Üsame istiyor benimle evlenmek için, bir de falanca adam beni istiyor evlenmek için. Ne yapayım dedi aleyhissalatü vesselama. Falanca ile evlenme çünkü fakirdir dedi. Sana bakamaz. Filanca ile evlenme çünkü elinden sopası hiç düşmez. Yani sürekli dayak yersin dedi. Eğer evleneceksen sana Üsame'yi öneririm dedi. Üsame ile evlen. Çünkü Üsame iyidir. Allah Resulü'nün evlenecek olan bir bayana şu fakirdir, bu dayakçıdır demesi, bu bir gıybet değildir. Demek ki bir Müslüman evlenecekse sana geldi, kızı istiyorlar, vereceğiz. Bu adam hakkında ne biliyorsun dedi. Bildiklerini söylemen gıybet babından değildir. Ticaret yapacak, kardeş ortak olmak istiyor benden, borç istiyor. Ne biliyorsun dedi. Bildiklerini söylemek bu gıybet babından değildir. Veya İslam mahkemesi kuruldu. Misal. Kadı seni şahitliğe çağırdı. Allah diyor ki وَلَا يَأْبَ شُهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا. Şahitler şahitliğe çağrıldıkları zaman sakın geri durmasınlar şahitlikten.
Gittin bildiklerini anlattın. Bu gıybet değildir. Hatta bunu yapman senin üzerine vaciptir. Anlatacaksın. Veya sen Müslümanların cemaatinde bulunuyorsun. Müslümanların cemaatinde yolunda gitmeyen bir şeyler gördüğünde gidip bunu emire anlatman, gidip bunu emire şikayet etmen bu gıybet babından değildir. Zeyd İbni Erkam, Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün biz Medine'ye döndüğümüzde aziz olanlar, zelil olanları Medine'den çıkaracak dediğini duyduğunda Allah Resulüne koştu geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi, ben onun böyle böyle söylediğini duydum. Allah Resulü dönüp ona demedi, sen niye gıybet yapıyorsun? Niye Müslümanlar hakkında konuşuyorsun demedi. Olayı tahkik etti Allah Resulü. Çünkü emir sahiplerine cemaatin içinde yaşanan bir şeyleri bildirmek bu gıybet babından değil. Bilakis Nisa suresinde Allah'ın müminlerin özelliği olarak anlattığı bir sıfattır. Şimdi cahiliye ahlakından kurtulamamış adam buna ispiyonculuk diyebilir. Yani şimdi adama biri soru soruyor. Kardeş bu konu hakkında bilgin var mı? Yahu diyor hocam ben cahiliyedeyken de ispiyonculuğu hiç sevmezdim. Ya daha çıkmamışsın cahiliyeden zaten. Hala oradasın, orada bekliyorsun. Bu tarafa geldiğini düşünüyorsun sadece. O cahiliyede ispiyonculuktu. Allah Azze ve Celle diyor ki onlara emniyete veya korkuya dair bir haber geldiğinde onu yaymazlar. Onu Resul'e veya ondan hüküm çıkaracak istinbat ehli birine götürürler. Onlar da onlara bu olayın sonucunu söylerler diyor. Yani Müslüman bir şey gördüğünde olağan dışı, korkutan, emniyete davet eden bir şey gördüğünde bunu kime götürecek? Resul varsa Resul'e, Resul yoksa ondan anlayan, bilgi sahibi, işi tahlil edebilecek olan birine götürürler diyor Allah Azze ve Celle. Kendi aralarında kulis yapıp götürmeyenleri de Allah Azze ve Celle aynı sayfada münafıklar olaraktan anlatıyor bize. Onun için emir sahiplerine bir şey götürmek bu gıybet babından olan bir şey değildir. Veya bazı Müslümanların ispiyonculuk dediği ama söyledikleri sözün nereye gittiğini bilmedikleri sahabelerin hayatında bu ifadeye göre birçoğunun ispiyoncu olduğu, yani böyle söyleyenlere göre bir durum söz konusudur. Bunlar da sureten gıybete benzeyen ama hakikatinde gıybet olmayan şeylerdir.